Merhabalar, ben Mert. Ee, ben size bugün iki kalas bin heves başlığı üstünden aslında bir şey anlatacağım. Nedir iki kalas bin heves? Aslında hepimizin bildiği iki kalas bir heves. Yani aslında tiyatronun, sanatın temeli ee, baktığınızda. Demin işte ihtiyaç haritasından biraz bahsedildi. Ben kendimden hareketle biraz başlayacağım meseleye. Sonra aslında Türkiye tiyatrosunda neler oluyor? Biraz size onu anlatacağım. Ve neden iki kalas bin heves oraya doğru bağlayacağız? Ee, ben çok küçük yaşlarda e, tiyatroya merak saldım. Beşinci sınıfta falan aşağı yukarı işte bir okul oyunuyla başladı hepimiz için. Olduğu gibi aslında ve sonraki süreçte ODTÜ'de kürek çekmeye başladım. ODTÜ'de kürek çekerken e, ODTÜ'nün bir tiyatro topluluğu vardı. Şimdi benim böyle küçük küçük sizlerin de hayatında aslında izleri olan e, işte ne bileyim okulda tiyatro yapmak gibi, işte devamlı bir üniversiteden haber dağılıp o üniversitenin topluluğundan bir oyun seyretmek gibi Böyle küçük detaylardan, e, hareketle bir izlek sunacağım aslında bir yandan Çünkü bunlar bir yere bağlanacak ister istemez. E, devamında işte o 5. sınıftaki okul oyunları vesaireden sonra işte bu ODTÜ'nün içindeki ODTÜ topluluğunun o ciddi topluluğun aslında, çünkü çok ciddi bir tiyatro topluluğuydu gerçekten her anlamda. Hem başarısı anlamında hem e, tiyatroya ve hayata, sosyolojiye, felsefeye bakışı anlamında. E, ve kendi işlerinde çok tartışan bir topluluktu. Ee, ben onlarla ilk tanıştığımda 13 yaşındaydım. Bir yandan kürek çekiyordum, bir yandan işte okula gidip eğitim alıyordum. Bir yandan dershaneye gidiyordum, akşam antrenmana gidiyordum falan. Bir yandan işte ODTÜ topluluğunun prova süreçlerini takip ediyordum. Ee, bunun akabininde ODTÜ Festivali'ne rastladım. ODTÜ Festivali'yle aslında bir tiyatro işte festivali, amatör bir tiyatro toplulukları festivalinin ya da üniversite topluluklarının festivalinin nasıl olduğunu ee, anlamaya başladım. O süreçte halk evleriyle tanıştım. Çünkü o tiyatro topluluğunun içinde bir e, ders verilmiyordu. Ve halk evleriyle birlikte aslında orada tiyatro eğitimi almaya başladım halk evlerinden. Ve tabii ki bütün eğitim hayatım o süreçte devam ederken küreyi de bırakmadan bir yolculuk oldu benim için. Devamında e, halk evlerinin misyonu, halk evlerinin Türkiye'de neler yaptığı, aslında köy enstitüleri falan derken böyle bir e, Türkiye Cumhuriyet tarihi ve öncesindeki işte tiyatro tarihiyle yani Türkiye tiyatroları nasıl oldu, nasıl var oldu öyle aslında karşılaştım. Yani çok kısaca üstünden geçelim. Yani 1861'de Güllü Agop'la başlayan aslında süreç. Yani nedense tarihi oraya koyduğumuz şey aslında Türkçe metinlerin de yavaş yavaş girmeye başladığı. Ve hani bir şekilde kurumsal tiyatronun tırnak içinde e, startının verildiği bir tarih. 1861 Güllü Agop. Ve 10 yıllık bir aslında tiyatro ...maratonu başlıyor sürecin içinde. tekstler metinler ve sadece Gülla Agobun tek olan bir yapı aslında ortaya konuyor. Devamında Mınakyan Tiyatrosu, Fasulyeciyan Tiyatrosu... ...farkındaysanız isimlerin çoğu Ermeni ve Rum. Aslında temelde de onlar oluşturuyorlar Batı tarzı tiyatroyu. Fakat öncesinde bizim bir orta oyunumuz var. Köy seyirlik oyunlarımız var. Köy seyirlik oyunlar ritüele dayanıyor. Ve aslında işte düğünlerde, özel günlerde... ...kimi zaman köyün meydanında, kimi zaman gelinin kapısında, damadın evinde çeşitli vesilelerle aslında uygulanıyor. Bayağı ihtiyaçtan doğan ritüeller bunlar aslında. Bir çeşit kutlama, uğurlama, taziye bunların hepsinin içinde bulunan toplumsal kodların aslında ta, ta paganik kodlardan getirdiği bir çeşit uygulama biçimi aslında. Bir çeşit sağaltım da diyebiliriz buna bütün bunların içinde aslında bizim orta oyunu işte köy seyirlikler tekrar oraya dönecek olursak devam ediyor ve 1861'e gelip dayanıyor ve sonrasında işte çoğumuzun bildiği Türkiye tiyatrosu ve Türkiye tiyatro tarihi başlamış oluyor. 1923'te birlikte, aslında Cumhuriyetle birlikte 28 gibi işte halk evlerinin temelleri atılıyor. Aslında 38 gibi de tam anlamıyla açılmış oluyor ve e, çok ciddi bir misyon yüklüyor 1951'e kadar halk evine, toplum ve devlet ve bir şekilde aslında gerek tiyatro gerek tarım işte çok çeşitli alanlarda eğitimlerle kültürel ve işte e, ekonomik kalkınma bir şekilde bir noktaya geliyor ve 51'den sonra halk evleri kapanıyor. Şimdi bütün bu süreçte ben kendimden de hareketle size anlattığım gibi işte ilkokulda başlayan tiyatro e, macerası ve devamında ilerleyen e, işte Üniversite topluluğu içinde aslında işte devam eden, o üniversite topluluğunun içinde ben küçük bir çocuktum. Ee, sonrasında lisede devam eden benim için tiyatro yaşamı. Ee, şöyle, oraya tekrar dönecek olursam, şöyle devam etti. Ben Victor diye bir hocayla tanıştım. Kendisi fark yaratan bir hocaydı gerçekten. Ee, hazırlık sınıfındaydık ve gerçekten yaramaz bir sınıftık. Bizi durdurabilmek için Victor Hoca dedi ki, herkes bir skeç yazacak ve o skeci getirecek, yedişerli gruplara ayıracağım sizi. O skeçleri İngilizce olarak yazacaksınız ve oynayacaksınız. Benim e, Zeki Metin'den, e, Ferhan Şensoy'dan, e, Benny Hill Show'dan, bizim dönemimizde Benny Hill Show'dan, e, başka bildiğim çok fazla referans yoktu devlet tiyatrosu oyunları, e, şehir tiyatrosu oyunları falan derken, e, böyle kendi kendimize işte oyunlar yazmaya başladık ve oyunların sürecinde biz onları sahneye taşımaya başladık. Ve o bana bir yazım disiplini getirdi. Ve devamında ben artık düzenli olarak e, okulda böyle skeçler yazıp, özel günlere skeç yazan, işte e, piyes yazan e, grubun içinde birlikte e, tiyatro yapar, metin üretir ve bir şekilde hayat devam ettirir hale geldi Fakat bir baktım ki çevremde aslında halk evlerinde etkisi de tabii biraz. E, bir tek ben yokum. Yani çevremde bizim okulda da evet var, başka okullarda da var. Ve okullar arası tiyatro festivalleri e, organize etmeye başladık. Biz aslında ilk Okullar Arası Tiyatro Festivali'ni 93'te Ayrancı Lisesi Ankara'daki Şafak Koleji ve tam da bizim halk evlerinin arkadaşlarımız, ekiplerimizle birlikte ben işte o zaman 13 yaşındayım demek ki, 13 14 yaşındayken ilk festivalimizi yapmış olduk aslında o festivale bizim sadece okullar ve hocaların şeyiyle, etkileşimiyle bir onları buluşturma şekli şeklinde ilerleyen festival. Ondan sonra o liseler arası festival 4 yıl kadar devam etti. 94'te başladı, 98'e kadar devam etti. Ama dediğim gibi ben yani kendimden hareketle anlatıyorum meseleyi ama ben yalnız değilim. Çok geniş bir topluluk vardı. Yani hep buradaki başlık şu yani bir şey yapıyorsan birileriyle yap, birlikte yap. O kolektif bilinç ve aslında kolektif çalışma biçimi ee, ürettiğim her şeyde birlikte olduğum, birlikte yola çıktığım herkesle devam etti ve sürdürülebilirliğin ve başarının buradan geçtiğini o yıllarda öğrenmiş oldum aslında. Şimdi yine İstanbul'a dönecek olursak, 2006 yılında ben e, İsveç'te okuduğum iki yıllık sinema televizyon hayatından sonra e, buraya geldim ve işte Ankara'da oyunculuk eğitimi aldım dil tarihte Ankara Üniversitesi'nde tiyatro bölümü okudum. Ve tiyatro bölümünden sonra 2006'ta artık İstanbul'a gelmiş oldum ve İstanbul'da bir e, tiyatro hayatı başladı. O süreçte biz Ankara'dan gözlemlediğimiz kadarıyla 2000 yıllarında, 2001 yıllarında Türkiye'de bir değişim başladı. Alternatif tiyatro hareketi aslında yavaş yavaş Türkiye'nin her tarafında yayılmaya başlamıştı. Tabii ki e, kent tiyatrosunu, kent erler tiyatrosunu biliyorduk, zaten Ankara sanat tiyatrosunu biliyorduk, Ekin tiyatrosunu biliyorduk, birçok geçmişten gelenekle gelen o geleneği sürdüren tiyatrolar hali hazırda vardı. Fakat başka bir değişim vardı artık. O da size demin kendi sürecimi anlattığım şeyin aslında neredeyse Türkiye'deki sürecin aynı olması. O da toplumsal değişimin aslında bir şekilde toplumda yarattığı etki ve toplumun buna gösterdiği reaksiyon da aslında. Evet, halk evleri gitmişti, köy enstitüleri eskisi gibi formunda değildi, zaten kapanmıştı. Halk evleri yeniden açılıp başka bir örgütlü a doğru yolculuk yapmıştı. Orada küçük bir detay anlatayım. Biz ilk tiyatro topluluğunu aslında okuldan sonra Sıhiye Pazarı'nda kurduk. Sıhiye Pazarı'nın hemen dibinde pazarcılarla birlikte tiyatro yapmaya başladık. Aynı Mardin örneğinde olduğu gibi. Pazarcılarla birlikte tiyatro yapıyorduk çünkü aralarında bazı problemler vardı pazarcıların. İki ayrı gruptan oluşuyorlardı ve birbirleriyle sürekli çatışıyorlardı. Biz bu çatışmayı engelleyebilmek için aslında onlarla köy seyirlik oyunlar çalışmaya başladık. Devamında oradaki bu çalışma bizim Halk bir sanat tiyatrosunu kurmamıza sebep oldu ve orada iki yıl boyunca devam ettik. İşte gördüğünüz gibi aslında her şey ihtiyaçtan doğuyor. Bizim pazar yerindeki o çatışma olmasa zaten biz gidip orada bir e, hadi burada bir tiyatro kuralım, hadi burada yereli kalkın, kalkındıralım, yerelin içindeki barışı sağlayalım, sürdürülebilir bir yapı kuralımın yolculuğuna zaten gitmeyeceğiz. E, buradaki tiyatroların aslında son durumu da tamamen ihtiyaçtan e, oluşan bir şey. O da sosyolojik olarak e, aslında bir çeşit tepkime. E, şimdi çok çeşitli kaynaklar ve sermayeler var biliyorsunuz aslında. Bu sermayelerin içinde en önemlisi de aslında sosyal sermaye. Ee, ve bu sosyal sermayenin katkısı aslında bizlere bu ivmeyi kazandıran, tiyatroları bu e, gücü veren ve aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şu anda sadece İstanbul'da 21 tane e, tiyatro bölümü var ve bu tiyatro bölümünden e, vakıf tiyatroları, şey vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerini kattığımız için 500 tane öğrenci mezun oluyor her sene. Hatta 500'ün üstünde. Şimdi bu sayı daha da arttı aslında. Ve bu öğrenciler aslında bir şekilde devlet tiyatrosunun açtığı sınavlara, şehir tiyatrolarının açtığı sınavlara giriyorlar. E, fakat geçtiğimiz son 10 e, yılda sınav sayısı o kadar azaldı ki artık iş başa düştü. Ve insanlar kendi kaynaklarını yaratıp tiyatro yapmaya başladılar. Bu tiyatro yapılan alanlar aslında e, kentsel dönüşümün bir şekilde parçası olmuş. Ya da kentsel dönüşüme direnen alanlar. Bunlar tam da bu salondaki insanların katkısıyla aslında çalışıyorlar. E, var olmaya başladılar. Ne oldu? 50 kişilik salonlar. Demin Ali Bey'in söylediği gibi işte 90 kişilik tiyatrolar e, maksimum. Ee, bazen 20 kişiye, 30 kişi hatta bazen eve gidip oynanan oyunlar. 2 kişilik, 3 kişilik gruplarla bizi bu noktaya getirdi. Bu nokta derken neyi kastediyorum, size onu söyleyeyim. 2000 yılından başlayan bu hareket şimdi tek tek tiyatroların isimlerini sayarak aslında e, saymadıklarıma haksızlık etmek istemiyorum ama bu hareket, bu 17 yılda aslında sadece Kadıköy'de 63 tane tiyatro açtırdı. Şu an Kadıköy'e Kadıköy Tiyatro Platformu diye bir platform var. O platform içinde 63 tiyatro var. Ve bunlardan 30'u Kadıköy ve civarında binası olan tiyatrolar. Binasından kasıt minimum en az 70-80 seyircisi olan tiyatrolar. Kiminin 300-350 seyircisi var. Ve bu gerçekten sizlerin katkısıyla oldu bizlerin dayanışmasıyla oldu. Ee, bu içinden geçtiğimiz süreçte çok enseyi kararttığımız dönemler oluyor aslında. Fakat e, çok da yakından takip edebildiğimiz bu tiyatro hayatı, tiyatro ölüyor mu sorularının içinde aslında tiyatro ölmüyor tam tersine e, 3 milyon seyircisini yine sizlerin ve hepimizin tiyatrocuların desteğiyle de 4,5 milyona çıkartıyor iki yıl içinde. Fakat bizim için en önemlisi tabii ki şu anda sürdürülebilirlik. Bundan sonraki süreçte dediğimiz gibi bu 500 mezunun işte kendi kendine yarattığı, tam da devlet tarafından desteklenmeyen bir kültür politikası üretilmeyen bir düzlemde kendi kültür politikasını ürettiği sorumluluğunu aslında sırtına aldı ve o sorumlulukla da bu bilinçle de aslında mahalle bazında savaştığı bir ortama dönmeye başladık. Bir örnek vereyim size, şimdi Bursa'da yapılmış bir uygulama halihazırda bizim oranın belediyesiyle, Nilüfer Belediyesi'yle birlikte yaptığımız, 22 köyde çocuk hakları, yaratıcı drama ile çocuk hakları anlatmaya başladık. O köylerde kadın çalışmaları yapmaya başladık. Kadınların hiç duymadıkları türküleri, Feryal'in de desteğiyle, Feryal'in önerinin desteğiyle, kardeş türkülerden tanırsınız kadınlarla paylaşmaya hiç duymadıkları türküleri seslendirmelerini sağladık. Buna benzer çok örnek var. Sağlık diyorum platform olarak da yaptık. Bunu Bursa'daki özel çalışmalarda da yaptık. Ve bu çalışmanın, bu hevesin Türkiye'nin genelini sardığını şu anda biz görebiliyoruz. İnanılmaz bir geri dönüş var. Ve o geri dönüş sayesinde de önümüzdeki sene Çanakkale'de, ondan sonraki sene Antakya'da ee, ve aynı sene içinde aslında 10 ilde Konya'da dahil olmak üzere bu e, etkinlikleri devam ettireceğiz. Ve şu anda Kadıköy Tiyatro platformunu son olarak size e, yaptığı çalışmayı söyleyeceğim. Mahalle bazında çalışmalar yapıyoruz. Mahalle bazında tiyatro grupları kurulmaya başladı. Ve bu mahalle bazındaki tiyatro gruplarında e, oyunlar çıkarılıyor ve her sene mahalle tiyatrolarıyla birlikte de bir festival hedefleniyor. Bu anlamda gerçekten sizlerin destekleri çok önemli. Bu 3 milyon seyirciden 4,5 milyon seyirciye çıkmak bizler için başarı ama bu karşılıklı bir başarı. Ve toplumsal refleksin aslında yarattığı bir başarı. Ve bir ekonomik modele doğru giden bir yapı var içinde. O yapının sadece bile satışıyla olmayan çeşitli yan gelirlerle de oluşturduğu bir durum var. Ne kadar hani duygusal tarafını, bunun manevi tarafını bir kere bir kenara bırakırsak artık... Tiyatrocuların tamamı neredeyse bütçe yapmayı biliyorlar. <laughs> ve o bütçeyi yönetmeyi biliyorlar. Ee, ya nasıl olsa aşarız bu durumu değil de böyle karşılıklı eğitimlerden geçiyorlar. Ee, ve hani nedir, sermaye nedir, ee, bir yatırım ne zamanda ne kadar da geri döner, bir banka kredisi nasıl alınır <laughs> gibi başlıkları artık hakimler. Bu anlamda çok umutluyuz ee, ve verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. <laughs>